teşekkür ederim. Türkiye'de 81 il vardır. Fakat bir ilimiz vardır ki Türkiye'nin göz bebeği Mardin. Medeniyetlerin fışkırdığı şehrin adıdır Mardin. İnancın ta kendisi, güzelliğin ta kendisi, medeniyetlerin ta kendisi. Mardin o kadar güzel bir şehirdir ki usta bir ressamın elinden çıkmış bir tablo gibi. Tarih kokan, medeniyet kokan, dünya tarihine yenilik katan, Orta Doğu'nun göz bebeği olan Mardin, Kudüs'ün kardeşi, Artuklu'nun yadigarı, Mezopotamya'nın güneşidir Mardin. Özümüzden dönmeyiz, sözümüzden dönmeyiz, çünkü biz Mardinliyiz. Çünkü biz dediğimizde hep beraber Mardinliyiz diyoruz. Özümüzden dönmeyiz, sözümüzden dönmeyiz, çünkü biz Mardin'iz. Olmadı. Çünkü biz Mardin'iz. Çünkü biz Mardin'iz. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın milletvekilim, Sayın Cumhurbaşkanı İletişim Başkan Yardımcısı, Sayın Mardin Federasyonumuzun Genel Başkanı, Sayın Zeytinburnu Mardinler Dernek Başkanı, birbirinden değerli sivil toplum kuruluşunun kıymetli başkanları, medeniyetler şehrinin medeni insanları, 7'den 70'e marka olmuş şahsiyetler, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. Efendim, selamlama konuşmalarını yapmak üzere gönlümüzde taht kuran aktif, yetenekli, başarılı Zeytinburnu Dernek Başkanı Sayın Dilman Kaya Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şairimizin ardından bu kadar güzel cümlenin ve güzel telaffuzun arkasında benim konuşmam biraz sönük kalacak. Hakkınızı helal edin. Sayın Vekilim, Sayın İletişim Daire Başkanımız, Sayın Federasyon Başkanım, çok kıymetli meclis üyem, Zeytinburnumuzun çok çok değerli dernek başkanları, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Federasyon Başkanıma vermek istiyorum. Özür dilerim. Sayın Vekilime vermek istiyorum. Biraz da cemiliğinden dedim, hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Biraz dediğim gibi şairimizin ardında konuşmak biraz... Efendim, bu güzel konuşmalarından dolayı Zeytinburnu Mardinler Dernek Başkanı Sayın Dilman Kaya Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve güçlü bir alkış istiyoruz. Efendim, selamlama konuşmalarını yapmak üzere gönülleri fethettin. Çok dualar hak ettin. O güzel yüreğinle meclis üyeliğini daima hak ettin. AK Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Sayın Abdülhakim Kaya Beyefendi kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok kıymetli saygıdeğer vekilim, saygıdeğer daire başkanım, birbirinden değerli dernek başkanlarımız,
Federasyon Başkanım, velhasıl değerli hazırım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimiz üzerine olsun inşallah. Bu toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın vekilim, sizin gibi bir hocanın karşısında konuşmak elbette zordur. İstanbul Üniversitesi'nde ders vermek her şeyden önce en önemli görevlerinizden bir tanesidir. Tabii ki AK Parti Genel Merkezi'nde de yönetim kurulu başkanlığınız var. Ondan dolayı da Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sizin gibi değerli bir hocamızın orada bulunmasında büyük bir fayda vardır. Gerçekten biz Mardinler olarak gurur duyduk. Bundan sonraki hayatınıza da başarılar diliyorum. Bir iki konuya değinip sözlerime son vermek istiyorum Sayın Vekilim. Biz Zeytinburnu'nda yaklaşık 8 tane Mardin derneklerimiz var. Birbirimizle sürekli işare halindeyiz. Ve kanat önderlerimizle, gençlerimizle bir araya geliyoruz. Ve gerçekten Zeytinburnu Mardin'de birinci sıradadır. Elbette bir 15 yıl önce, 20 yıl önce Mardin'de temsilciler konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Elhamdülillah AK Parti ile birlikte gerçekten hemşehrilerimiz rahatlığa vardılar. Ve biz de köprü oluyoruz. Hem belediye açısından hem de kamu yönetimlerinden köprü olduğumuz için işlerinin %90'ını büyük ihtimalle başarıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hemşehrilerimiz bu konuda duyarlı ve birlik içerisinde hareket ettiğimiz için her bir başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten sivil toplum kuruluşları önemlidir. Zor bir görevdir. Ve onu da beceriyorlar, başarıyorlar. Sadece Mardin değil, Sayın Vekilim, Şırnaklı hemşehrilerimiz de aramızda iki dernek. Onlarla birlikte de hareket ediyoruz. Ve aynı zamanda onlarla birlikte çalışmalarımızı devam ediyoruz. Dolayısıyla belediye başkanımız da çok güzel işler Zeytinburnu'na yapıyor. Yapmaya da devam ediyor. Bugün aramızda olmadığı için selamları var. İl başkanlığımızda belediye başkanları toplantısı vardı. Ve ondan dolayı gelmedi. Hepinize ayrı ayrı selamlarını iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir toplantı yapıp onun düşüncelerini alacağız. Sayın Vekilim, ben sözlerime son veriyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu güzel konuşmalarından dolayı Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz Sayın Abdülhakim Kaya Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere gençliğin bir hali var, şekli şemali var. İlim ile harman olursa o zaman kemali var. Geçmiş dönem AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanı Sayın Halil Irmak Beyefendi kürsüye teşriflerini arz ederim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Bereket. Sayın Vekilim, kıymetli Daire Başkanım, kıymetli Mardin STK'larımız, öncelikle soyadımı düzelteyim. Yomak, onu belirteyim. Daha sonra konuşmama başlayayım inşallah. O da ırmak da güzel. Irmak da güzel, tabii. Hatibimizin maşallahı var. Bir kere Sayın Vekilimin ve kıymetli Daire Başkanımla kıymetli hemşirelerimle buluşmamın gurur verici bir gün olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Mardinlerin İstanbul'da ne kadar birbirini tuttuğunu, beraber yol arkadaşlığı yaptığını gördüğüm zaman inanın, hem dava arkadaşlarım var burada, beraber gençlik olan da hizmet ettiğim, aynı şekilde beraber siyaset yaptığım, aramızda belki tanımadığınız birkaç kardeşimiz var, onları da tanıtmak istiyorum. Kendi kardeşim Azat Yomak, Albaraka Türk Bankalarında Genel Müdür Yardımcısı. Aramızda yine film sektöründe, televizyon sektöründe, sinema sektöründe yönetmen Refik Çakar var, kendi hemşerimiz. Uzun zamandır İstanbul'da, çok Mardin'de işli dışlı değil ama ben dayımı biraz daha Mardin'in içine koyup biraz daha iş adamı arkadaşlarımızla, abilerimizle hemhal olsun diye getirdim. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Zateleriyle bizi burada şereflendiren kıymetli vekil ve daire başkanıma sizin huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mardin Kızılırmak Belediyesi'nde özel kalem müdürü ve belediye başkan yardımcılığı yapmaktayım. Kızıltepe'nin hepinize açık olduğunu, hepinizin Mardin'de birer evinizin olduğundan eminim. Ama bir evinizin daha olduğunu unutmayın. Ben şahsım
ve ailem adına hepinizi mahallede ağırlamaktan şeref duyuyorum. Sayın Vekilim, tekrar katılımınızdan dolayı, Sayın Daire Başkanım katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu güzel konuşmalarından dolayı eski Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Halil Uymak Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyorum efendim. Efendim selamlama konuşmalarını yapmak üzere Avukat Kemal Dündar'a verilen değer her şeye değer. Rabbim yaratmış senin gibi bir kulu, daima adalettir yolu. Mardin Federasyonu Genel Başkanı Sayın Avukat Kemal Dündar Beyefendi kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Milletvekili, Sayın Daire Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli başkan ve yöneticileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu güzel ikramlarından dolayı meclis üyemiz Sayın Abdülhakim Kaya ve dernek başkanımız Sayın Dilman Kaya kardeşlere şahsım ve tüm Mardinler adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Cevdet abi yine renklendiriyorsun. Yine coşturuyorsun sabah sabah. Allah razı olsun. Rengimizdir Cevdet abi. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Teşekkürler. Bu güzel konuşmalarından dolayı Mardin Federasyonumuzun Genel Başkanı Sayın Avukat Kemal Dündar Beyefendi'ye sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim, şimdi de aramıza teşrif eden dernek başkanlarımızı arz ediyorum. Derin Dernek Başkanı Sayın Sedat Güngör Beyefendi'ye güçlü bir alkış efendim. Midyat Dernek Başkanımız Sayın Fethullah Doğan Beyefendi'ye güçlü bir alkış. Heç Direk Dernek Başkanı Sayın Sufi Aslan Beyefendi'ye güçlü bir alkış. Mardin Dernek Başkanı Sayın Tüncay Akalp Beyefendi'ye güçlü bir alkış istiyoruz. Süryani Cemaati temsilcisi Hanna Yılmaz Beyefendi'ye güçlü bir alkış istiyoruz. Bahar Dernek Başkanı Sayın Akalp. Doğru katılıyor. Efendim. Saygılı Kol, Bahar Dernek Başkanı. Evet abi. Güçlü bir artış istiyoruz. Bu ne yazıyor? Doruk Dernek Başkanımız da aramızda. Yeni geldiler, hoş geldiler. Ona da güçlü bir artış istiyoruz. Efendim, konuşmalarını yapmak üzere düşüncesi ve fikri hep yerindedir. Onu o yapan yüreğindeki sezgidir. İcraatları çalışmalarından bellidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Sayın Halil Cem Öztürk Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ederim. Kıymetli hemşerilerim, kusura bakmayın biraz sesim rahatsız. Yaklaşık bir üç ay evvel bir COVID rahatsızından sonra böyle bir iz kaldı maalesef. Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir şeref diyorum. Sayın Vekilim sağ olsunlar, teşrif ettiler. Biz Mardinlerin en önemli özelliklerinden biri birbirimize sahip çıkmamızdır, birbirimize destek olmamızdır. Ancak maalesef bu konuda belki bir koordinasyonsuzluk, belki bir irtibatsızlık var. Bunları inşallah gidereceğiz. Daha güçlü bir iletişimde, daha güçlü bir organizasyonda Mardin'i hak ettiği yere getirmek için hep birlikte çalışacağız inşallah. Yani Ankara'da iletişim başkanı, ben daire başkanıyım. Her zaman bir hemşehrimiz, bir kardeşimiz Ankara'da. Her zaman beklerim, Sayın Vekilimle birlikte zaten bazı çalışmalar da yapacağız. Sayın Vekilim'in çok güzel projeleri var elimizden. Ne geliyorsa destek vereceğiz. İnşallah daha güzel günde de daha güzel çalışmalar da birlikte olacağız. Sizlerle birlikte olmakta da büyük bir mutluluk diyorum. Sağ olun efendim.
bu güzel konuşmalarından dolayı Cumhurbaşkanımızın İletişim Başkan Yardımcısı Sayın Halil Cem Öztürk Beyefendi'ye güçlü bir alkış istiyorum. Konuşmalarını yapmak üzere, insan eğitimle gelişir, eğitimle güzelleşir, eğitimde değişir. Harvard Üniversitesi mezunu 23. dönem AK Parti Mardin Milletvekili MKYK üyesi Sayın Profesör Doktor Cüneyt Yüksel Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ederim. Efendim alkışa devam etsin. Maşallah. Evet, kıymetli hemşerilerim, aziz kardeşlerim, gerçekten böyle güzel bir günde bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Tabii coşkuyu görüyorsunuz. İşte az önce Halil Bey de söyledi. Federasyon Başkanımız da söyledi. Yani Cevdet abi olunca sanat, işte şair, edebiyat işin içine girince böyle bir coşku oluyor. Seviye çok çok yüksek tabii ki. Bütün işte dernek başkanlarımız maşallah hepsi burada. Kıymetli hemşerilerimiz burada. Zeytinburnu'nda olan Mardinliler burada. Dolayısıyla Mardin'den gelen kardeşlerimiz de var. Onlara da ben hoş geldiniz diyorum. Tabii Zeytinburnu bizim evimiz. Yani burada bu dernekte aslında hep birlikte ev sahibiyiz. O yüzden de birlikte inşallah Zeytinburnu'nda daha da güçlü olacağız. Şimdi Zeytinburnu'nda zaten yani hem dernek başkanımız hem işte belediye meclis üyemiz ifade ettiler. Mardinliler olarak Zeytinburnu'nda birinci sıradayız. Yani demografik yapı olarak. Ama ondan ben biraz bahsedeceğim. Yani böyle bir giriş yaptım. Vakit var herhalde değil mi? Olmaz mı? Zaten yani bir vakit... tek size var. Öyle. Evet Sayın Bey. Şimdi hep böyle selamlama hani konuşmaları herkes duygularını ifade ediyor. Güzel bir şekilde gerçekten. Ama bazen de işte hasbihal etmek gerekiyor. Yani hemşerilerimizle işte sizleri böyle gördükçe hasbihal edip dertleşmek de lazım. Burada hem güzel şeyleri söyleyeceğiz hem bazen de kendimizi de eleştireceğiz. Şimdi az önce tabii onur konuğumuz sayılır. Daire Başkanımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda ki çok önemli işler yapıyorlar İletişim Başkanlığı olarak gerçekten. Sadece Türkiye'de değil yani bütün dünyada diyebilirim ki önemini az sonra söyleyeceğim. Yani ne kadar önemli olduğunu. Dolayısıyla yani onur konuğumuz da ifade ettiler. Mardinliler olarak daha birbirimize bağlı inşallah hep öyleyiz. Her yerde öyleyiz. Ama bu koordinasyonu daha da sıkılaştırmamız gerekiyor. İşte Zeytinburnu aslında güzel bir örneği. Yani demografik olarak birinci sıraya gelmemiz, temsilde adaletin sağlanması sadece birinci sırada olmak yeterli değil. Onun hakkını da vermek gerekiyor. İşte gerek siyasi hayatta, gerek ekonomik hayatta, ticari hayatta, kültürel hayatta, bütün her yerde varlığımızı sürdürmemiz lazım. Başta tabii şimdi siyaset hayatında burada Abdülhakim kardeşimin varlığı belediyede çok çok önemli. İşte az önce söyledi. Yani bir hemşerimizin başı sıkıştığında gerçekten ilk aklına gelen mutlaka Abdülhakim kardeşimiz oluyor. Arıyor, ulaşmak tabii ki yani bir işte telefon uzaklığında deniliyor ya o şekilde. Dolayısıyla onun çözemediği bir şey tabii ondan sonra bize gelir. Bize de ulaşmak kolay. Bize de geldiğinde el birliğiyle inşallah sorunları çözmeye çalışırız. Ki bugüne kadar öyle yaptık birçok kez bu diyaloglarla, bu iletişimle aslında sorunları çözdük. Başka yerlerde de yani Zeytinburnu dışında da şimdi Mardinlerin güçlü olduğu yerler var. Yani kalabalık olduğumuz yerler var. İşte Bahçelievler gibi, Fatih gibi, Beyoğlu gibi. Burada hep hemşerilerimiz var. Sağ olsunlar. Biz buna temsilde adalet diyoruz. Yani
bunu Mardin milliyetçiliği olarak da çok algılamamak lazım. Yani Mardin'i çok seviyoruz. İşte şairimiz ne dedi? Yani Mardinli. Cevdet abi neredesin? Kayboldun. Cevdet abi bir şey içiyor. Cevdet abi görevini yapmanın huzuru içerisinde şimdi çay molası vermiş ama Cevdet abi. Tabii şimdi en çok çalışan sen olunca hak ediyorsun. Sen rahat rahat çayını iç, kahvaltını yap ama yani burada işte Mardinliyiz sağ olsun hepimize şöyle tekrarlattırdı. Ben ama her zaman şunu söylüyorum, yani İstanbul'da siyaset yapan arkadaşlar için, İstanbul'da ticaret yapan arkadaşlar için, her türlü faaliyetlerde bulunan arkadaşlar için Mardinli olmaktan gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Yani nereye gidersek gidelim. Çünkü Mardinli olmanın büyük özelliği var. Yani Türkiye'ye vereceğimiz burada özellikle değerler açısından, yani çok kültür, işte Süryani burada abimiz var. Yani birçok medeniyeti barındıran, çok değişik kültür, dil, din, bunları barındıran ve barış, huzur içerisinde yaşayan bir şehirden bahsediyoruz. Değil mi? Yani oraya gidip de hayran olmayan, gerçekten oranın güzelliklerinden bahsetmeyen, aslında neredeyse ben hiç kimse görmedim. Hep böyle güzel şeyler söylediler. Bir defa giden bir daha gitmek istiyor. Gitmeyen pişmanlığını dile getiriyor. Mutlaka gitmek istediğini ifade ediyor. Şimdi Türkiye'de bu bir gerçek. Ve tabii Hakkari'den Edirne'ye bütün Türkiye bizim. Ve bu Mardin'deki hoşgörü kültürünü, çok kültürlülük, çok işte dillik, çok din vesaire, bütün bu yaşam şeyi aslında bizim Türkiye olarak kendimiziz. Yani Mardinliyiz derken, hani Cevdet abinin Mardinliyiz dediği şey aslında Türkiye'liyiz demekti. Şimdi aynı bu medeniyet anlayışı sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil ama bütün dünyanın ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Yani bugün Avrupa, bugün dünyanın diğer yerleri bundan muzdarip. Neyden muzdarip? Hoşgörüden muzdarip. Toleranstan muzdarip. Çok kültürlülükten muzdarip. İnsanların birbirini anlaması, birbirini sevmesinden muzdarip ki bütün bu işte etrafımızda olan bitenler, dünyada olan bitenler maalesef bunun da göstergesi. O yüzden biz ne kadar yani Mardinli olduğumuzdan, sadece Mardin'de doğmuş olduğumuz için değil ama aynı zamanda onun kültürünü içselleştirdiğimiz için bütün buradaki kardeşlerim, ben yani birçoğunu çok iyi tanıyorum. Bu hoşgörü ve anlayış içerisinde, barış içerisinde yaşamanın aslında bir nevi bu dünyaya da olan, sadece Türkiye değil. Yani ben şöyle bir baktığımda açıkçası hani sadece Türkiye olarak değil, yani bütün böyle bir dünya olarak baktığımda bunu görüyoruz. Dolayısıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor, daha adil bir dünya. Ama bir medeniyet inşasından bahsediyoruz. Aslında bizim güttüğümüz dava, bizim bütün çabalarımız bir medeniyet inşası. Yoksa sadece kuru kuruna bir ekmeğimizi büyütmek olarak düşünmeyin. Bu bir hakikaten medeniyet inşası davası. O yüzden Mardin'in ve Mardinlilerin yüklendiği büyük sorumluluklar var. Dolayısıyla Türkiye'nin yüklendiği çok büyük sorumluluklar var. Bunları dünyada inşallah daha da iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Biliyorum şimdi diyorsunuz ki ya Zeytinburnu'ndan işte çıktık, Mardin, Türkiye, dünyadan bahsediyoruz falan. İşte bir karşınızda hoca olunca, bir de Harvard'tan olunca bunları söylemem icap ediyor. Dolayısıyla yani gerçekten Mardin'in Türkiye'ye vereceği çok çok önemli bence. Sadece mesaj demek istemiyorum ama bu medeniyetin bir parçası olması söz konusu. İşte Zeytinburnu'nda
bunu dediğim gibi görüyoruz. Şimdi ben gelirken mesela dikkatimi çekti. Millet Bahçesi, işte aynı zamanda cami tam merkezli bir yerde. Ki derneğimiz de çok güzel bir yerde. Yani İstanbul Mardinler Derneği olarak gerçekten ben dernek başkanını tebrik ediyorum. Aynı zamanda federasyon başkanımız kurucu başkanlığı yaptı. Onun için de yani böyle güzel bir derneği kurup işte bu arkadaşları da bir araya getiren gene gerek derneğimizin başkanı, işte belediye meclis üyemiz gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Şu mesela kültür merkezine baktığımda orada hatırlarsanız birçok arkadaşımız hatırlar değil mi? Evet. Hanımefendimiz de var. Evet. Yani bir kadın Mardinli olarak inşallah Mardin'in güzel kadınlarını burada temsil ediyor. Demokrasi nöbetlerinde hatırlarsanız bu meydanda şu anda herhalde demokrasi 15 Temmuz meydanı oldu. Bu meydanda gerçekten Mardinliler olarak gece gündüz demeden nöbet tutuldu. Ben de hem hemşerilerime hem Zeytinburnlulara buradan hitap ettim. Belediye başkanımız değişik işte demokrasi aşığı insanlar olarak, Türkiye aşığı sevdalılar olarak burada hep birlikte omuz omuza nöbet tuttuk. Burada çok güzel kültürel etkinlikler de oluyor bunun yanında. İşte herhalde yakın bir zamanda gene olacak. Dolayısıyla çok güzel bir yerdeyiz. Zaten hani Zeytinburnu anlatmama gerek yok. Yani İstanbul dünyanın merkezi ise Zeytinburnu tam onun göbeğinde ama ben Zeytinburnu'nun çok eski tarihlerini de biliyorum. Yani çok eski zamanlarını da biliyorum. O yüzden bir baktığımızda hani nereden nereye geldik gerçekten Zeytinburnu. Ama bu güzellikler içerisinde yani İstanbul'un en müstesna bence yerlerinden biri inşallah daha da tabii ki güzel olacak. Yani belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla. Şimdi Halit kardeşim sağ olsun yani gerçekten böyle her zaman güzel bir insan. Böyle giyimiyle, duruşuyla, başkanlık yaptığı dönemlerden de onu çok iyi takip etmiştim. Çok iyi hep sağ olsun benle de istişare etmişti. Güzel de bir konuşma yaptı. Yani çok beğendim açıkçası. Sağ olsun her zaman arar. İşte Cumhurbaşkanlığımız İletişim Daire Başkanımız, hemşerimiz yani aslında Savur kökenli hemşerimiz. Dolayısıyla biz İstanbul'a geleceğiz ama bir hemşerilerimizle de bir araya gelelim. Onun için de işte Abdülhakim Bey'le birlikte bu güzel organizasyonu yaptılar. Sağ olsunlar gene çalışmalara devam ediyorlar. Sadece Kızıltepe'de değil, bütün Mardin'de. Onun yanında tabii işte böyle güzel kendisine has, onun da bir sanat tarafı olduğunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Bunu devam ettirecek ki burada film yönetmenimiz de ben çok memnun oldum zaten kendisini tanıyorum. İnşallah Mardin'den güzel sanatçılar çıkıyor. Yani Nobel ödülü alan bilim insanları, sanatçılarımız, inşallah sporcularımız. Yani Mardin bu açıdan çok renkli. Yine genç arkadaşlarımızdan işte Mahir'i çok iyi tanıyorum. Mardin'de siyaset yaptı bu arkadaşlar birlikte. Şemus arkadaşımız burada gene Mardin'de çok güzel çalıştı. Bunlar hep genç arkadaşlardı. Bakmayın biraz saçları falan benim gibi böyle hafif beyazlamaya başlamış ama bunlar gerçekten Mardin için gece gündüz çalışan, çabalayan, ismini unuttuğum ya da burada görüp de farkına varmadığım arkadaşlar varsa lütfen böyle bir kendilerini tanıtı şey yapsınlar yani. Yani ben de buradayım desinler, utanmasınlar, çekinmesinler. Ama bu arkadaşlar gerçekten Mardin'de çok güzel işler yaptılar. Mardin'de yani gençlik kollarından başlayarak gece gündüz çalışan, tabiri caizse işte afiş asmadan tutun da ama onun fikir yapısı açısından da Mardin'in gelişimine tanıklık da ettiler değil mi? Bir tarih yaşadık aslında. Yani son 20 yılda Mardin'de yapılanlara şöyle baktığınızda bütün Türkiye'de yani kentleşme olarak, şehirleşme olarak gerçekten anlatmakla bitirilmez. Yani şöyle bir baktığımızda son 20 yılda ya ben hatırlıyorum mesela önceden işte Mardin'e üniversite yapın heykelini dikeceğiz ama aman yani heykel meykel dikmeyin çünkü heykellerle uğraşanlar biliyorsunuz bazıları heykellerle uğraşıyor abuk subuk işte hep heykel faciası
yaşanıyor. Geçenlerde Denizli'de herhalde gene böyle bir facia yaşanmış yani. Doktor, hemşire falan heykelleri. Çocuklar bakınca korkuyor. Onlar bırakın yani, bazıları işte heykel falan, heykellerle uğraşsınlar ama gerçekten vatandaşlar bize onu söylüyordu. Yani heykelinizi dikeceğiz, üniversite kurun. Üniversite şimdi kuruldu. Allah'a şükürler olsun. Yani bugün işte tıp fakültesi müjdesiyle birlikte son, biliyorsunuz, inşallah daha da büyüyecek, daha da güzelleşecek. Hatırlıyorum mesela, buradaki kardeşlerim de hatırlarlar. Mardin'e su gelsin, heykelinizi dikeceğiz denilen günleri de. İşte beyaz sudan suyun gelmesi, yolların, yani onları hiç zaten söylemeye gerek yok artık. Yolların yapılması dan tutun da işte bütün alanlarda bugün mesela organize sanayide hiç boş yer olmadığını biliyorum. Hatta İstanbul'dan şimdi Zeytinburnu tekstil alanında çok, biliyorsunuz yani, söylememe gerek yok, tekstilciler var değil mi? Burada tekstil işiyle uğraşanlar, atölyeleri olanlar, fabrikaları olanlar, dükkanları olanlar var. Şimdi mesela Mardin'e de yatırım yapılıyor. Ben görüyorum, duyuyorum. Değişik yerlerde ve organize sanayilerde Allah şükürler olsun yer yok, ikincisi yapılıyor, üçüncüsü, yani bütün artık ilçelerde dahi yapılmaya başlanacak ve ilk gidenler Allah şükürler olsun gene tabii kendi hemşerilerimiz, ki öyle olması lazım. Yani Mardin'i burada gittiğinde bir daha ya da ikinci yatırımını, üçüncü yatırımını yaptığında tabii ki Mardin'e gidecek. Zeytinburnu'ndan o know-how'unu, bilgisini veya burada kazandığı bazen sermayesini, bazen hayır için, bazen iş için gitmemiz gerekiyor. Sürekli o irtibatı sağlamamız gerekiyor. Şimdi tabii dedim ya, onur konuğumuz olarak ben yani daire başkanımızı görüyorum. Çok önemsiyorum çünkü günümüzde iletişim, yani işin aslında her alanda, bugün günlük hayatımızda bile, ben iletişimden şimdi tabii onun karşısında bahsetmek çok istemiyorum ama her alanda, değil mi? Günlük hayatımızda, aile içerisinde olsun, işte sevdiklerimiz, dostlarımız içerisinde olsun, okulda olsun, iş hayatımızda olsun, işin aslında püf noktası iletişim. O yüzden zaten güçlü bir iletişim başkanlığımız da var. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki, bir yandan iletişim çağı diyoruz. İşte teknolojinin geliştiği bir çağ diyoruz. Teknolojinin yani şu anda internet teknolojisi dediğimiz, hani bilişim, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tam geliştiği zaman ben oranın tam yani merkezi olan Silikon Vadisi'ndeydim. Bu tam internetin doğmuş olduğu zamanlar. Silikon Vadisi'nde, hatta işte Google'un kurucusu benim hemen odamın yanında. Yani birlikte oda arkadaşı gibiydik Sergey'le. Böyle bir yani o tarihi gelişimin içerisinde yaşadım uzun yıllar. Silikon Vadisi'nde, işte Kaliforniya'da, biliyorsunuz bütün iletişim, işte teknoloji şirketleri orada. Şimdi tabii hepimiz aslında bunun bir nevi böyle inanılmaz değişim dönüşümünü her yerde yaşadık. Yani günlük yaşantımızda da yaşadık. İşte başta internet hayatımıza girdi. Ondan sonra internet hep işte bahsettik, e-devlet, e-ticaret, e-ekonomi değil mi? Elektronik, elektronik, elektronik. Ama daha sonra telefonlar, yani cep telefonlarıyla mobilite, yani şimdi de mesela m-devlet deniliyor. İşte m-ekonomi, yani mobil devlet, mobil ekonomi vesaire. Bu mobil ticaret. Şimdi hepimiz artık telefonlardan işimizi gücümüzü de yapıyoruz. Bununla birlikte bir de sosyal medya girdi hayatımıza. Yani bir internet girmişti hayatımıza ama şimdi de sosyal medya girdi hayatımıza. Tabii biz teknoloji anlamında yani şu anda işte fiber optik altyapısıyla, yani gerçekten hükümet bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Bugün interneti olmayan köyümüz, en ücra köşelerde bile artık yok. Allah'a şükürler olsun. Yani bu konuda gayet iyiyiz. Telefonlaşma konusunda olsun, işte yani dijitalleşme konusunda, ki Covid'le bunu yaşadık. Yani Covid dijitalleşmeye karşı hep söylüyorduk ama hiç kimse mesela eğitimde tam anlamıyla uygulamamıştı.
kendi ticaretinde tam anlamıyla uygulamamıştı ama Covid hayatımıza girince herkes işte eve kapatınca mecburen biraz da bu dijitalleşmeyi aslında hepimiz yaşadık. Şimdi dijital dünyayı tabii Türkiye olarak da çok yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi yani bu konuda da çok önemli adımlar atılıyor. Ve dijitalleşmede gerçekten Türkiye'de yani dünyayla kıyasladığımızda Türkiye olarak çok iyiyiz. Ama benim söylemek istediğim sosyal medya, yani bütün bu gelişmeler olurken, az önce daire başkanımızla da konuşurken, yani öyle bir şeye geldik ki teknoloji bizim özgürlüğümüzü daha çok arttıracakken, demokrasimizi daha iyi noktalara getirecekken, bir baktık sosyal medya aslında tam artık bir nevi tehdit olmaya başladı. Yani özgürlüğümüzün kısıtlandığı, hatta işte bazıları için hakikaten şeref ve haysiyetine neredeyse yani zedelendiği diyeyim, ama haksız yere tabii ki, böyle bir dünyayla karşı karşıya kaldık. Yani şimdi sosyal medyayı yani iyi kullananlar da var, tabii kötü kullananlar da var. Şimdi geçenlerde ben Harvard Üniversitesi'nde bir çalışma yapılmış, o elime geçti. Başlığı da şu, diyor ki dezenformasyon iyi haberden, yani kötü haber iyi haberden daha hızlı dolaşır. Daha gerçekten de bu. Yani kötüyü ortaya attığınızda, hani hep meşhur şey örnek vardır, Gobel'in hani şu meşhur Nazi faşizm iletişim konusunda, yalanlar konusunda, hani yalanı ortaya atın, ondan sonra büyük olsun, çok büyük olsun, sürekli tekrarlayın. İşte sosyal medya bir nevi aslında böyle bir neredeyse yalan rüzgarları içerisinde işte kötü haber ortaya atılıyor ve o çok hızlı bir şekilde seyahat ediyor. Yani çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ama tabii biz bunun yanında hani şunu da söylemiyoruz, söylemememiz gerekiyor. Bu kötülüğün karşısında sosyal medyanın iyi tarafı da var. İşte demokrasi, özgürlük konusunda biz bunun mücadelesini yapacağız. Ben internetten hatırlıyorum. Hani dedim ya işte o internetin tam doğuş zamanlarında işin kalbindeydim. Mesela orada da buna benzer tartışmalar olmuştu. Yani internet diyelim ki bazı alanlarda gerçekten çok kötü şeyler de yaptı ama çok iyi şeyler de tabii internetle, yani işte ticaretimiz arttı, ekonomimiz arttı, birçok alanda iyi şeyler de yapıldı ama mesela bazı konularda da gerçekten regüle edilmesi gerekti. Hatta ilk başta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma olmuştu. Ya interneti kendi haline bırakın, serbest bırakın, o gideceği yere gitsin. Bazıları dünyada onu uyguladı, bazıları da dediler ki ya yok, internet tamam özgürlük alanı ama biz bunu birazcık yani regüle etmemiz gerekiyor. Kısıtlamadan bahsetmiyorum. Mesela yani burada söyleyeyim, çocuk pornografisi gibi işte dolandırıcılık, yani bütün kötü, şu an terörizm mesela. Şimdi aynı o internette olan şeyler sosyal medyada da maalesef oluyor. Sosyal medyada ondan dolayı şimdi Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere bütün aslında Avrupa'sı, herkes, yani bütün devletler artık sosyal medyanın regüle edilmesi gerektiği, çünkü başkalarının özgürlük alanını kısıtlamaya başladığından bahsediyor. Demokrasiden mesela bahsederken biliyorsunuz işte en başta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere müdahale aslında sosyal medya üzerinden oldu. Yani hem Trump'ın seçiminde oldu, hem de Trump'ın gidişinde de aynı şekilde oldu. O etkileşim işte günlerce, aylarca, yıllarca Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere müdahalesi konuşuldu. Ne üzerinden konuşuldu? Sosyal medya üzerinden konuşuldu. İşte yani Facebook kalkıp bunu zaten ifade etti. Yani Facebook dedi ki evet dedi, ben dedi yönlendirme konusunda dedi çalışmalar yaptım. Yani bunu kendisi itiraf etti. Analytica değil mi başkanım, nasıl
Mesela orada da aynı şekilde Cambridge Analytica diye bir şeyde yine benzer itiraflarda bulunuldu. Yani baktığımızda hani tercihler konusunda sosyal medya hepimizi etkiliyor. Ama çok arkadaşlar bu konularda gerçekten bilinçli olmamız gerekiyor. Yani kendimiz için, çocuklarımız için bu bilinci gerçekten çok iyi düşünmemiz gerekiyor ve sağlamamız gerekiyor. Ki yani sosyal medya, hatta şu örneği de verebilirim. Biliyorsunuz Karabağ Savaşı'nda, ki Karabağ bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı mücadelesiydi. Kendi topraklarını geri almak üzere, değil mi? Meşru müdafaa kapsamında Karabağ, ki vatan muharebesi olarak geçiyor. Basın ne yaptı? Sosyal medya üzerinden, medya üzerinden oradaki Ermenistan'ın yapmış olduğu birçok işte hukuk dışı yani katliamları diyeyim size, göz ardı etti. Ama Azerbaycan'ın, Türkiye'nin haklı duruşunu hiçbir şekilde vermedi. Şimdi onun için biz diyoruz ki, yani nasıl milli savunmadan bahsediyorsak, yani savunma, silah sanayisini başkalarına bırakmamamız gerektiğinden bahsediyorsak, mutlaka medyayı, iletişim alanını da milli yapmamız gerekiyor. Ki bunu aslında deniyoruz. Yani işte WhatsApp benzeri, Facebook benzeri veya bu teknoloji şirketleri benzeri şirketleri şimdi Türkiye'de de inşallah yapan girişimciler var. Hatta o kadar yetenekli gençler var ki kendi yaptıkları şirket, biliyorsunuz oyun şirketlerini çok büyük paralara satabildiler. Hatta Covid döneminde bile bu oldu. Dolayısıyla bu yani iletişim, sosyal medya, işte teknoloji alanında gerçekten çok güzel şeyler olduğu kadar, ama risklerinin de, tehditlerinin de mutlaka olduğunu ve bu konuda da bir düzenleme yapılması gerektiğini, çünkü artık dediğim gibi yani özgürlüklerimize, demokrasimize, hatta milli güvenliğe aykırı şeylerin dahi yapıldığını ifade etmek istiyorum. Şimdi işin tabii bu kısmı Cevdet abinin sunum yapma şeklinden biraz farklı oldu, onun farkındayım. Çünkü Cevdet abi sabah sabah ne yaptı? Yani kahvaltılarımızı yapıyoruz değil mi? Bizi coşturdu. Her gelen o coşkuya kapıldı. Böyle bir coşkuyla devam etti. Ama o coşkunun arkadaşlar, ben inanıyorum ki yani kahvaltılar olsun, bunlar güzel şeyler, ikramlar içinde, Allah razı olsun ikramda bulunanlardan. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi artıran şeyler. Bizim her şeyden önce gerçekten birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Her şeyden önce kötü zamanlarda bir arada olmaya ihtiyacımız var. Hem güzel şeyleri tabii birlikte paylaşacağız. İşte soframızı paylaşacağız, bereketlenecek. İnanın sofralar paylaşınca daha da bereketli oluyor. Ve birbirimizi sevdikçe zaten bu imandandır biliyorsunuz. Yani Hazreti Peygamberimizin söylüyor, birbirimizi seviniz diyor. Seviniz ki, yani cennete girmenin aslında bir nevi anahtarı birbirimizi sevmek. Çünkü birbirimizi sevmezsek iman etmiş olmayız. Biz tabii ki Mardin'de olduğumuz için, hani Mardin'de hemşehrilerimizle kültür paylaşımında ortak değerlerimizi yaşatıp en güzel noktalara getireceğimiz için birbirimizi seviyoruz. Ama birbirimizi sadece Mardin'de olduğumuzdan dolayı değil, birbirimizi gerçekten insan olduğumuzdan dolayı seviyoruz. Hatta geçenlerde çok güzel bir şey gördüm. İnsanı sevmek bile hani değil aslında, insanı sevmek bile yeterli değil. Yine dinimize göre, bütün ilahi dinlere göre canlıları sevmek. Yani işte bazıları diyor, kapının önündeki kediden veya işte sulanmış olan çiçekten, ben oradan diyor anlarım diyor o evin insan sevgisini veya o kişinin insan sevgisini. Gerçekten de her bakımdan sadece yani insanı insan olduğu için seviyoruz, ama bütün canlıları,
Bugün şimdi ilk burada az önce federasyon başkanımız söyledi. Marçev mi? Marçev diye bir dernek kurulmuş. Marçev deyince aklıma benim tabii çevre geldi. Çevre konuları geldi ama sonra dedi ki Mardin ve çevre köyleri. Ama olsun, aklıma çevre geldi çünkü bu da teknoloji, sosyal medya gibi önemli bir konu. Günümüzde çevre ve iklim değişikliği çok konuşuluyor. Yani ben mesela Zeytinburnu'nda yağmurlar yağdığında su baskınlarının olduğu zamanları falan hatırlıyorum. Yani altyapıların olmadığı zamanları. Ama şimdi bakıyorsunuz bu çevre ve iklim değişikliği günümüzde her yerde önem kazandı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem kazandı. Dolayısıyla çevremizi korumak, çevremizi güzelleştirmek, başta bulunduğumuz yerler olmak üzere ama yine kendimizin, memleketimizin, yani Mardin'in aynı şekilde orayı daha da güzel hale getirmek için inşallah çevre bilinciyle de hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da söylemeden geçemedim çünkü gerçekten bugün itibariyle işte Türkiye biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı. Yani yeşil kalkınmadan bahsediyoruz değil mi? Yeşil kalkınma. Ya bunlar arkadaşlar boş söylemler değil. Yani içi boş söylemler değil. Bunlar gerçekten hani diyoruz ya 2023 vizyonumuz var, 2053 vizyonumuz var, 2071 vizyonumuz var. Bugün bizden sonrakilere dahi, yani bizi de direkt ilgilendiriyor ama bizden sonrakilere dahi etkisi olacak bu çevre ve iklim, işte yeşil kalkınma, o yüzden çok çok önemli. Ve tabii sadece yeşil kalkınma değil, işte mavi vatandan bahsediyoruz değil mi? Mavi vatan diyoruz. Ben ona işte mavi vatanın yanında yeşil vatan, yani ormanımızla, yeşilliğimizle, bütün güzelliklerimizle aslında bu vatan hepimizin. Mavi vatandan tutun da yeşil vatana kadar inşallah hepimiz daha da iyi şeyler yapmak için canla başla çalışacağız. Şimdi ben tabii bir Mardinli olarak AK Parti'de MKYK üyesiyim. Allah razı olsun, bu da Cumhurbaşkanımızın Mardin'e vermiş olduğu önem. Yine biliyorsunuz Orhan Bey'le birlikte, yani bir başka Mardinli hemşerimiz, sizin yakından tanıdığınız hemşerimizle birlikte biz canla başla gerçekten omuz omuza verip Mardin'imiz için daha iyi şeyler, daha iyi neler yapabileceğimizi sürekli istişare ediyoruz. Sürekli projeler üretmeye çalışıyoruz. Az önce iletişim daire başkanımız da söyledi, aslında güzel çalışmalar yapılacak ama tabii kendisi mütevazi bir şekilde bunu söyledi. İnşallah kendisi bana bazı müjdeleri verdi. İnşallah o projeleri, her konuda benim de destek olacağımı ve güzel şeyler yapacağımızı ifade ettim ama onun için ben böyle güçlü bir alkış istiyorum kendisine. Yani Mardin için neler yapılacağı konusunda bulunduğu mevki, makam tabii ondan ayrı bir şekilde, yani hepimiz Mardin için güzel şeyler yapacağız ama belli yerlere geldiğimizde de inşallah bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi siyasetçiler olarak tabii yani şunu söyleyebilirsiniz. Ya siz zaten mecbursunuz. Hani yapmaya mecbursunuz. Haklısınız. Mecburuz. Yani bunu her zaman söylüyorum. O yüzden bizim hani gecemiz gündüzümüz biliyor arkadaşlar. Yani gecemiz gündüzümüz yok. Allah şükürler olsun. 24 saat bize ulaşabilirsiniz. Hiç çekinmeden ulaşabilirsiniz. Ama siyasetçilerin dışında işte Mardin hemşehrilerimizin güzel yerlere geldiklerinde onları daha da teşvik etmemiz, onlara destek olmamız ve onların gerçekten Mardin'i düşünerek projeler üretmesini de sağlamamız gerekiyor. Onlar da aslında bizim elimizde. Yani burada bulunan siz değerli dernek başkanları, derneklere güç veren, kuvvet veren siz hemşerilerime aslında o görev düşüyor. Hani şunu düşünmeyin. Ya ben
bir Mardinli olarak işte ne yapabilirim? Tek başıma işte burada duruyorum. Arkadaşlar buraya gelip bu programa destek vermeniz bile bence çok çok önemli. Çünkü bu dalga dalga yayılacak. Yani ben şimdi buradan çıktıktan sonra mesela burada yapmış olduğumuz hasbihali, yapmış olduğumuz bu güzel kahvaltı paylaşımını, sofra paylaşımını anlatacağım. Burada sizleri gördükçe tabii aslında Mardin'imizin İstanbul'da ne kadar güçlendiğini de her zaman hissediyorum. Ve her geldiğimde böyle toplantılarda işte yeni arkadaşlar tanıyorum, yeni güzel çalışmalardan haberim oluyor. Dolayısıyla biz bunları giderken Ankara'da da anlatıyoruz. Bütün nereye gidersek gerçekten anlatıyoruz. O yüzden gerçekten ben hepinize ayrı ayrı böyle gördüğüm var, görmediğim var köşelerde çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel günde bizi bir araya getiren başta Halil kardeşim olmak üzere federasyon başkanımız, meclis üyemiz, ilk Zeytinburnu İstanbullular Derneği Başkanı, diğer dernek başkanlarımız, Şırnak'tan bahsettiler. Şırnak'ta dernek başkanımız var. Bütün ilçeler, diğer ilçelerimize de ben çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cevdet abi biraz tabii şey yaptı, benim bu konuşma şeklime içerlenmiş olabilir. Genelde ben aslında coşturuyorum biliyorsunuz yani hani konuştuğumda falan ama şimdi bu bir parti şeyi değil. Yani bu bir sivil toplum kuruluşu olarak hep birlikteyiz. Partili olan olur, olmayan olur. Herkese saygı duyuyorum. Sivil toplum kuruluşu olarak da zaten partiler üstü mutlaka konulara yaklaşmamız gerektiğinin de farkındayım. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Hani dedim ya bizim gerçekten davamız medeniyet davası. Yani bu dava aslında bir günlük, iki günlük bir dava değil. Bu dava yüzyıllardır süren. Bu dava haklıyla haksız davası. Bu dava doğruyla yanlış davası. Bu dava batılla hak davası. Yani buna bu şekilde bakmamız gerekiyor. O yüzden bütün bu hakka, doğruya gönül veren arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Sizlerden Allah razı olsun. Zaten burada olmak da aslında bunu en güzel kanıtını gösteriyorsunuz. O yüzden hakkınızı helal etmenizi de istiyorum. Hani kahvaltı sofrasında bu şekilde bir hoca edasıyla mı diyeyim artık yani kürsüyü, mikrofonu bulmuşken böyle içimizi dökmemiz gerçekten bu bana bu şansı vermeniz, bu şerefi vermeniz benim için gerçekten büyük bir onur. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İnşallah Mardin'e güç vermeye devam edeceğinizi ve sadece Mardinli olmak ayrıcalık, evet. Ama şunu unutmayın. Aynı zamanda bir sorumluluk. Yani ben şunu duymak istemiyorum dışarıda. Ya bak ticaretinde yanlış yaptı, Mardinliymiş. Veya işte şurada yanlış bir şey söyledi, ya Mardinliymiş. Tam aksine, ya helal olsun, bak ticaretinde ne kadar düzgün, ya zaten işte Mardinli olduğundan belli değil mi arkadaşlar? Yani bunu duyuyoruz inşallah. Bunu duymaya devam edelim. Allah sizin ticaretinizi de evlerinizi de bereketlendirsin. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum. Var olun. Sağ olun. Efendim, insanın süsü yüzüdür. Yüzünün de süsü gözüdür. Aklının süsü dilidir. Dilinin de süsü sözüdür. Bu güzel sözlerinizden dolayı Sayın MKYK üyemiz Profesör Doktor Cüneyt Yüksel Bey Efendi'ye sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Efendim,
Sayın Milletvekilimiz diyor ki hep Mardin, Mardin, Mardin diyor. Ben de bir şey eklemek istiyorum Sayın Vekilim. Mardin'e güneş doğduğu zaman bu ülkede sabah olur efendim. Bu söz çok önemli. Mardin'e güneş doğduğu zaman bu ülkede sabah olur. Yoksa olmaz. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eden, saygılar sunarım. Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim daire başkan yardımcımızın da hediyeleri o vardır. Takdim edip herkese takdim edeceğiz efendim. Buyurun. Onun mu hediyeleri var? Evet. Burada kendilerine. Son olarak tabii Cevdet abi şair ya. Hani şiirler okuyor, güzel sözler okuyor. Sağ olsun. Tabii ben de şimdi onu söylemeden olmaz yani. Mardin'le ilgili. Meclis kürsüsünden bunu söylemiştim. Birçok toplantıda da söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Mardin'in güzelliğini de anlatan. Mardin, güneyi ovadır, kuzeyi dağ, dağları zeytinlik, eteği bağ. Şirindir havası, aşıklara devadır. Yeşillik her yerde, benim güzel Mardin'im diyorum. Efendim, çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Buyurun.